Herkese merhaba, ben Semih. Hiç Japon şehir efsanesi dinlediniz mi? Gerçekten korkutucu olduklarına hiç şüphe yok. Özellikle de tek başınıza ıssız bir sokakta yürürken veya evde tek başınıza kaldığınızda sürekli aklınızda bu dinlediğiniz korkunç hikayeler döner ve sizi tetikte tutar. Aslında bu güzel bir şey. Her zaman tetikte olmak en iyisidir, değil mi? Her sese daha duyarlı olur ve sürekli bir şeyler gördüğünüzü sanarsınız. Veya gerçekten gördünüz mü? Bugün size Japon şehir efsanesi olan Kuchiseke Onna'nın hikayesini ve insanların onu gördüğünde yaşadıkları deneyimi anlatacağım. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda Mete ile yaptığımız komedi kategorisindeki Aynen Podcast'te açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu arada Aynen için Discord sunucusu açtık. Sizleri de oraya bekliyorum. Gelin ve birlikte muhabbet edelim. Aynı zamanda korku hikayeleri paylaştığım Korku Sarmalı'na YouTube kanalımda oynatma listelerim kısmından veya Spotify Podcast kısmından ulaşabilirsiniz. Spotify üzerinden dinleyen dostlarım, YouTube Aypaşa kanalıma abone olursanız daha fazla bu tür içerikler seven ve sevecek olan kişilere ulaşabiliriz. Tüm linkler açıklamada, hadi hikayeye geçelim. Yıllar önce Japonya'da bir köyde yaşayan güzel bir kadın vardı. Onun adı Aiko'ydu. Aiko insanlar arasında eşsiz güzelliğiyle ünlüydü ve herkes ona hayrandı. Ancak güzelliğine olan takıntısı zamanla onu kontrol etmeye başladı. Ve Aiko giderek daha kibirli ve bencil bir hale geldi. Bir gün Aiko kendisini en güzel kadın olarak tanımlayan bir samuray tarafından fark edildi. Samuray Aiko'ya aşık oldu ve onu baştan çıkarmak için her şeyi yapmaya karar verdi. Ancak Aiko soğuk bir kalbe sahipti ve samurayın duygularını hiçbir şekilde umursamadı. Bu durum samurayı içten içe delirtti ve Aiko'yu cezalandırmak için intikam yemini etti. Bir gece samuray Aiko'yu eve çağırdı ve ona bir kılıçla saldırdı. Aiko'nun yüzü korkunç bir şekilde yaralandı ve çok ağır yaralarla kurtuldu. Aiko sonrasında aynaya baktığında dehşetle fark etti ki bir daha hiçbir zaman güzellik ve cazibesini kaybedemeyeceği bir hali vardı. Ancak yaraları o kadar korkunçtu ki yüzü perişan bir haldeydi. Aiko'nun özgüveni tamamen yıkıldı ve intikam yemini eden samuray tarafından terk edildiğinde çaresizlik içinde kendini öldürdü. Ancak ölümünden sonra Aiko'nun ruhu dünyada dolaşmaya başladı. Başını bir maskeyle kapatan ve yanında bir testere, makas veya bıçak taşıyan Kuchiseke Onna adını aldı. Kuchiseke Onna, yarı kesik ağızlı kadın anlamına gelen bir terimdir. Kuchiseke Onna geceleyin ortaya çıkar ve genellikle yalnız dolaşan kişilere hedef alır. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar onun kurbanları olma riski altındadır. Kuchiseke Onna maskeyi çıkartarak kurbanına sorular sorar. Sorulara doğru cevap verenler genellikle sağ salim kurtulurken yanlış cevap verenler korkunç bir şekilde öldürülürdü. Kuchiseke Onna kurbanına ben güzel miyim diye sorar. Eğer kurban evet derse Kuchiseke Onna maskeyi çıkartır ve korkunç bir şekilde yarı kesik ağzıyla güler. Ardından kurbanını testereyle, bıçakla veya bir makasla keser ve aynı yaraları ona da verir. Eğer kurban hayır derse Kuchiseke Onna onu sadece öldürür. Bu korkunç efsane Japonya'da hala anlatılmakta ve insanların geceleyin dikkatli olmasını, yabancı kadınların sorularına cevap verirken dikkatli olmasını öğütlemektedir. Kuchiseke Onna karanlık sokaklarda dolaşan masum insanları korkutmaya ve onlara dehşet dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Şimdi size işlerinden seçerek aldığım 3 farklı kişinin onunla karşılaştığında yaşadıkları olayı anlatacağım. İlk hikaye şöyle. Gece yarısı hava kapkaranlık bir şekilde sessizliğe gömülmüştü. Sokak lambalarının solgun ışıkları terk edilmiş bir parkın karanlık köşesine hüzünlü bir şekilde yansıyordu. Genç bir adam olan Hiroshi yorgun bir şekilde evine doğru yürüyordu. Tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Bir çift topuklu ayakkabının tıkırtıları duyuldu. Hiroshi etrafına bakındı. Ancak kimseyi göremedi. Yavaş yavaş tıkırtıların daha da yaklaştığını fark etti. Kalbi hızla atmaya başladı ve endişeyle etrafını süzdü. Sonunda gözlerine inanamadı. Bir kadın uzun saçları yüzüne sarkmış ve ağız bölgesini bir maskeyle kapamış bir şekilde önünde duruyordu. Kadının gözleri karanlıkta parlıyordu
ve gözlerinden anlaşıldığı kadar suratında bir sırıtma vardı. Hiroshi'nin nefesi kesildi. Çünkü kadının kim olduğunu anlamıştı. Kuchiseki onunla onun tam karşısındaydı. Kadın Hiroshi'ye yaklaştı ve kısılmış bir sesle konuştu. ''Ben güzel miyim?'' diye sordu. Hiroshi'nin aklı karıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Korkuyla tereddüt etti. Ancak sonunda cesaretini topladı ve ''Evet, güzelsiniz.'' dedi. Kuchiseki onların maskeyi çıkardığı anda Hiroshi o anın dehşetini yaşadı. Kadının yüzü deforme olmuş ve yarı kesik bir ağzı vardı. Kanlı ve korkunç bir görüntüydü. Hiroshi'nin kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Çünkü ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyordu. Kuchiseki onunla Hiroshi'ye doğru testereyle saldırdı. Hiroshi hayatta kalma içgüdüsüyle kaçmaya çalıştı. Ancak Kuchiseki onunun hızı ve acımasızlığı onu yakaladı. Testere keskin bir şekilde derisine girdi. Ve dehşet dolu çığlıklar içerisinde genç adam hayatını kaybetti. O günden sonra Hiroshi'nin cesedi hiç bulunamadı. Ancak birçok kişi o gece terk edilmiş parkta Kuchiseki Onna'nın hayaletini gördüğünü iddia etti. Efsane hızla yayıldı ve insanlar artık geceliğin dışarıda tek başına dolaşmaktan kaçındı. İkinci hikayemiz şöyle. Bir kasabada insanlar arasında bir söylenti yayılmaya başladı. Kuchiseki Onna'nın hayaletinin geri döndüğüne dair korkunç haberler dolaşıyordu. Bir gece genç bir kadın olan Yumi eve dönüş yolunda yalnız bir şekilde yürüyordu. Sokak lambalarının solgun ışığı gerginliğini artırarak uzayıp giden gölgeler yarattı. Birdenbire Yumi'nin yanından hızla geçen bir rüzgarla birlikte tüyler ürperten bir tıkırtı duydu. Yumi kafasını kaldırıp baktığında Kuchiseki Onna'yı gördü. Kadın yüzüne sarkan uzun saçları ve korkunç bir maskeyle gizlenmiş ağız bölgesiyle önünde duruyordu. Yumi'nin kalbi hızla atmaya başladı ve kaçmak için geri adım attı. Ancak Kuchiseki Onna aniden ortadan kayboldu. Yumi bir an rahat bir nefes aldı. Ancak huzur kısa sürdü. Ardından kulaklarına fısıldanan bir ses duydu. ''Beni kaçarken görmedin mi?'' diye sordu Kuchiseki Onna. ''Evet, seni gördüm.'' Kuchiseki Onna'nın maskeyi çıkardığı anda korkunç yüzü ortaya çıktı. Yüzü kanla kaplı yaralarla doluydu ve yarı kesik bir ağzı vardı. Yumi dehşetle çığlık attı ve kaçmaya çalıştı. Ancak Kuchiseki Onna onu yakaladı. Kuchiseki Onna makasını eline aldı ve Yumi'ye acımasızca saldırdı. Genç kadının çığlıkları boş sokaklarda yankılandı. Ancak yardım eden olmadı. Sonunda sessizlik tekrardan kasabayı kapladı. Ertesi gün Yumi'nin cesedi bulundu. Vahşi bir şekilde kesilmişti. Ve Kuchiseki Onna'nın dehşet verici imzasını taşıyordu. Kasaba halkı korku içinde yaşamaya devam etti. Çünkü Kuchiseki Onna'nın hayaletinin gerçekten geri döndüğüne dair korkunç bir kanıt görmüşlerdi. Üçüncü hikaye ise şöyle. Kasaba sessiz ve uykulu bir geceye gömülmüştü. Ay solgun ışığıyla karanlık sokaklarda zayıf bir aydınlık sağlıyordu. Genç bir adam olan Takeshi eve dönerken aniden bir huzursuzluk hissetti. Tüyleri diken diken oldu ve kalbi çok hızlı atmaya başladı. Birdenbire sessizlik kırıldı. Korkunç bir çığlık geceyi delip geçti ve gökyüzünü titreten bir şiddetle yankılandı. Takeshi kalbinin göğsünde hopladığını hissetti. Arkasına döndüğünde Kuchiseki Onna'nın korkunç silüetini gördü. Kadın ışığın gölgeleri içinde beliriyordu. Uzun saçları omuzlarına dökülüyor ve kasvetli bir şekilde yüzünü gizliyordu. Yavaş adımlarla Takeshi'ye doğru yaklaştı. Kara gözleri ölümün soğukluğunu yansıtıyordu. Takeshi geri çekildi. Korku dolu gözlerle etrafı süzdü. Ancak yardım edecek kimseyi görmedi. Gözlerini tekrardan Kuchiseki Onna'ya çevirdiğinde kadının maskesini çıkardığını gördü. Takeshi dehşetle geriye doğru çekildi. Kuchiseki Onna'nın yüzü kabuslarda bile görülemeyecek kadar dehşet vericiydi. Yarı kesik olan bir ağız kanla kaplı yaralarla doluydu. Ve suratı gerçekten korkunç bir şekilde yaralanmıştı. Gözlerinde bir ölüm arzusu parlıyordu. Kuchiseki Onna ince bir sesle konuştu. ''Sence ben güzel miyim?'' Takeshi'nin boğazı düğümlendi. Tereddüt içinde ''Hayır, değilsiniz.''
diye yanıtladı. Kuchiseki Onna'nın yüzünde karanlık bir tebessüm belirdi ve ani bir hızla yaklaştı. Takeshi korkuyla kaçmaya çalıştı ancak kadının hızı onu yakaladı. Kuchiseki Onna testeresini hırslı bir şekilde salladı ve Takeshi'nin bedenine sapladı. Takeshi'den çıkan çığlık ve karnının parçalanması geceyi doldurdu. Takeshi son nefesini verirken acı içinde kıvrandı. Kuchiseki Onna kanlı ve vahşi bir zevkle etrafında dönerek genç adamın son çırpınışlarını izledi. Takeshi'nin cesedi sabah bulundu. Kasaba halkı Kuchiseki Onna'nın gerçek olduğunu ve geceleyin ortaya çıkıp masum insanları avladığını anladı. Korku ve dehşet kasabayı sarstı. Çünkü herkes artık geceleyin yalnız dolaşmaktan korkuyordu. Kuchiseki Onna'nın hikayesi karanlık Japon sokaklarında dolaşan bir korku hikayesi olarak anlatılmaktadır. İnsanlar bu lanetli kadının yarı kesik ağızlı yüzünü ve ölüm getiren testeresini görmemek için dua ederler. Çünkü Kuchiseki Onna'ya yakalanmak korkunç bir sona yol açabilir. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.